Zafer Havaalanı. Kütahya'da. Ya 50 milyon avroya mal olmuş. 50 milyon avroya mal olmuş. Biz ona 208 milyon avro ödeyeceğiz ya. 50 milyona mal olmuş. Hadi 55 milyon verelim. Hadi 60 milyon verelim. Hadi 100 milyon verelim. Ya 208 milyon avro vereceksin ya. Ya bunlar da gerçekten de akıl, mantık alacak şeyler değil bunlar ya. Tam bir soygun düzeni. Zafer Havaalanı'nı şimdi açığı kapatmak için Eskişehir'deki havaalanını. Eskişehir'deki havaalanını kapatıyorlar şimdi. Ya Eskişehir'deki havaalanını Yılmaz Büyükerşen devletten, hazineden bir kuruş almadan yaptı ya. Bir kuruş almadan yaptı. 100 bin yolcusu var oranın. Yurt dışından gelenler, buradan gidenler. Şimdi orayı kapatıyorlar. Diyorlar ki siz buraya inmeyeceksiniz. Buradan gitmeyeceksiniz. E ne olacak? Gideceksiniz Kütahya'ya, oradan bineceksiniz. Niye? Orada açığımız var. 208 milyon avro ödeyeceğiz biz. İyi de sen bunu yaparken Eskişehirlilere sordun mu? Eskişehirlilerin iznini aldın mı? Eskişehirlilerin hepsine seslenmek isterim. Elinizi vicdanınıza koyacaksınız. O hava alanı sizin ananızın ak sütü gibi size helaldir. Hiçbir yerden 5 kuruş alınmadan yapılmıştır. Hava alanının iktidar sahipleri tarafından birilerine peşkeş çekilmesine izin vermeyin. Yapıyorlarsa da bir tek oy verseniz dahi iki elim yakanızda olacak. Bir tek oy bile verseniz AK Parti'ye, bir tek oy bile verseniz. Yeter artık ya. Bu soygun düzeni bu kadar olmaz ya.